insanların yaşamlarının masal kahramanlarının yaşamlarına çok benzediği eski zamanlardan birinde küçük bir çoban yaşarmış. Çobanın kulübesi köyün hemen gerisinde bulunan yüce dağın eteklerindeki minik bir yamaçtaymış. Küçücük yamaç rengarenk çiçekleri dağdan kıvrıla kıvrıla gelen deresiyle işlemeli bir mendil gibi şirinmiş. Küçük çoban hep burada yaşarmış. Küçük çobanın küçücük bir de sürüsü varmış. Koyunlar gündüz küçük çobanın kulübesinin çevresinde otlar, susadıklarında minik dereden su içerlermiş. Akşam olunca da kulübenin hemen yanındaki ağıla çekilirlermiş. Köydeki herkes çobanı tanıyor ve seviyormuş. Sapsarı saçları, masmavi gözleri nedeniyle altın çocuk adını taktıkları bu çobanı sevmelerinin bir nedeni de çobanın çok güzel kaval çalmasıymış. Köylüler her sabah vadinin karşı yakasındaki yamaçlarda bulunan tarlalarında çalışırlarmış. Öğlene doğru güneş tam tepeye ulaştığında küçük çoban kulübesinin yanındaki çitlerin ucuna kadar yürür ve kavalını çalmaya başlarmış. Köylüler için bu kaval sesi öğle vaktinin geldiğinin işaretiymiş. Ellerindeki kazmaları, çapaları bırakır, ağaçların altına çekilir, sabah beraber getirdikleri küçük yemek çıkıntılarını açar, karınlarını doyururlarmış. Bu onların dinlenme saatiymiş. Günün yarısının geride kaldığını, bir süre sonra evlerine gidebileceklerini bilir, sevinirlermiş. Küçük çobanın kavalından çıkan olağanüstü ezgiler insanlara yorgunluklarını unuttururmuş. Vadinin karşı yakasından yankılanarak gelen kaval sesi köylülerin ruhunu okşar, dertlerini, sıkıntılarını geride bırakmalarını sağlarmış. Yorgunluklarıyla birlikte sırtlarındaki dertleri de atarlar, öğleden sonra yeniden neşeyle çalışırlarmış. Kaval sesi onlara yaşamın yalnızca iş ve çalışmaktan ibaret olmadığını anlatırmış. Bu yüzden de küçük çobanı çok severlermiş. Çoban da köyü, köylüleri severmiş. Ama yaşamı boyunca kulübesinden ayrılıp köye hiç inmemiş, insanların arasına karışmamış. Çünkü kendi yamacını, deresini, koyunlarını yalnız bırakmaya kıyamazmış. Köylüler köye gelip kendilerini ziyaret etmesi için ısrar edince de şöyle dermiş. Dostlarımı bırakıp gelemem. Ağaçları, otları, koyunları, dağları, tepeleri, şu gümüş dereyi nasıl bırakırım? Onları nasıl bırakır da köye gelebilirim? Onlar beni bırakıp bir yere gitmediler. Ben de yapamam. Ziyaretçiler küçük çobanın bu sözlerini duyunca birbirlerine bakar, kahkahalarla gülerlermiş. Onlar gülerken çoban da onlara katılır, bu temiz yürekli insanların kahkahaları yamaçlarda yankılanırmış. Küçük çobanın gözlerine bir kez bakan dürüstlüğün ne demek olduğunu onun gözlerinde görürmüş. Sadece dürüstlük mü? Bu gözler başka şeyler de anlatırmış. Dürüst bir insanın dostunu, eşini, yoldaşını terk edip asla gitmeyeceğinin işaretini de verirmiş. Bir sabah küçük çoban garip bir duyguyla uyanmış. Yatağında doğrulup etrafına bakmış. Her şey yerli yerindeymiş. Ama çoban bir şeyin eksik olduğundan adı gibi eminmiş. Çevresini saran, onun dünyasını oluşturan şeylerden birinin eksik olduğunu yüreğinde hissediyormuş. Güneş yeni doğuyormuş. Güneşin kırmızı, turuncu renklerden oluşan ışınları duvarları rengarenk boyuyormuş. İşte dağlar, yamaçlar da yerindeymiş. Ama garip bir sessizlik varmış. Hiç alışkın olmadığı ölümcül bir suskunluk. Ortalık o kadar sessizmiş ki her zaman gürültü kopararak uyanan koyunların melemesi bile duyulmuyormuş. Küçük çoban aceleyle yerinden kalkıp giyinmiş. Hızla kulübesinin kapısını açmış, bahçeye çıkmış. Gördüğü manzara karşısında eli ayağı tutulmuş. Bir adım bile atamamış. Düne kadar evinin önündeki manzaranın bir parçası olan dere artık yokmuş. Kurumuş olan dere yatağı yamaçtaki canlılar için kötü günlerin geldiğinin habercisiymiş. Koyunlar sahiplerinin geldiğini fark edip cesaretlenmişler. Melemeye başlamışlar. Meleyerek şöyle diyorlarmış sanki.
Bak gördün mü ne oldu? Susuz kaldık. Şimdi ne yapacağız? Ne olacak bizim halimiz? Çoban koyunlarını okşamış, onlara cesaret vermiş ve sürüsünü serbest bırakmış. Su içemeseler de hiç olmazsa yamaçtaki taze otlarla susuzluklarını giderirler diye düşünüyormuş. Küçük çoban o sabahı pek sıkıntılı geçirmiş. Koyunlarını, çevredeki ağaçları, çimenleri düşünmüş. Su olmadan bundan sonra yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri konusunda hiçbir fikri yokmuş. En çok da bitkiler için üzülüyormuş. Çok zorlanırsam ben buradan taşınırım. Sürümü de götürürüm. Ama o zavallılar ne yapacaklar? O gün hayatında ilk kez öğlen vakti kaval çalmayı unutmuş. Sonra birden aşağıdaki köyün oradan ormanı geçerek yamaca gelen insanlar olduğunu görmüş. Birileri konuşarak kulübeye doğru yaklaşıyormuş. Biraz sonra ağaçların arasından üç köylü çıkmış. Gelenler köyün en güçlü delikanlılarıymış. Ellerinde kılıçları, kalkanları varmış. Başlarındaki köylü, "İyi günler küçük çoban. Bakıyorum da bütün köy halkı gibi sen de kederlisin. Ama korkma, yeniden derene kavuşacaksın. Köy halkı bu iş için bize görev verdi. Biz de hem köyü hem de seni kurtaracağız. Dereyi yeniden canlandıracağız," demiş. "Nasıl?" diye sormuş küçük çoban. "Dağın tepesindeki devi öldüreceğiz." Küçük çoban şaşkınlıkla köylülere bakmış. "Dağda bir dev mi yaşıyor?" Köylüler de şaşırmışlar. "Bunu bilmiyor muydun? Orada 100 yıldır yaşayan bir dev var. Zaman zaman bizim suyumuzu kesiyor. Daha doğrusu azaltıyor. Ama suyun bu kadar kesildiğini köyümüzün aksakallı yaşlıları bile hatırlamıyor. Yani artık bıçak kemiğe dayandı. Dereyi açtıracağız." "Devden suya engel olmamasını, derenin önünü açmasını mı rica edeceksiniz?" Köylüler şaşkınlıkla bakışmışlar. "Rica etmek mi? Bakalım, açtıracağız işte. Eğer açmazsa kendi bilir. Dersini verip gününü göstereceğiz ona. Sen merak etme, su birazdan tekrar akmaya başlayınca anlarsın." Böyle dedikten sonra köyün savaşçıları dağa doğru yürüyüp gözden kaybolmuşlar. Küçük çoban da koyunlarıyla baş başa kalmış. Bir süre sonra yamaçta renkler solmaya, hava kararmaya başlamış. Akşam oluyormuş. Ardından ay yükselmiş. Kırların körpe otlarıyla karınlarını doyuran koyunlar ve kuzular da uykuya dalmışlar. Ama küçük çobanı uyku tutmuyormuş. Ay gökyüzünde iyice yükseldiğinde ormandan çıkan üç karaltı kulübeye doğru ilerlemeye başlamış. Çoban bunların koca boynuzlu üç geyik olduğunu fark etmiş. Geyikler yavaş adımlarla yaklaşmış ve kulübeyi çevreleyen çitin tam önünde durmuşlar. Sessizce küçük çobana bakıyorlarmış. Gözlerinde derin bir keder varmış. Çoban ayağa kalkmış. "Siz de çok susadınız, öyle değil mi?" diye sormuş. Hayvanlar başlarını sallamışlar. "Ne yazık ki size bir damla bile su veremiyorum dostlarım," demiş çoban. "Benim kuzularım da bütün gün su içmediler. Ben de bir yudum su içmedim. Çünkü bizim de suyumuz yok." Geyikler yerlerinden kıpırdamadan çobana bakmayı sürdürüyorlarmış. Bir süre öylece bakışmışlar. Çoban onların ne demek istediklerini anlamış. "Dağa çıkmamı, suyun önünü açmamı istiyorsunuz, öyle değil mi?" Geyikler yine başlarını sallamışlar. "Gidemem dostlarım. Kulübemi, koyunlarımı, ağaçlarımı, çiçeklerimi yalnız bırakamam. Zaten gitsem de elimden ne gelir? Dev beni dinler mi sanıyorsunuz? Bakın, köyden 3 yiğit savaşçı dağa çıktı. Onlar hem benden daha güçlü hem de daha deneyimliler. Onlar açacaktır suyun önünü." Geyikler umutsuzca başlarını sallamışlar. "Nereden biliyorsunuz başaramayacaklarını? Belki de başarırlar." Geyikler çaresizlik içinde ormana dönmüşler. Sabah olmuş. Küçük çoban heyecanla kalkıp dereye koşmuş. Ama derenin içler acısı durumu önceki günkünden hiç de farklı değilmiş. Dere yatağı artık kurumaya başlamış. Güneş sanki daha bir sıcakmış. Kavurucu sıcaklık yamaçtaki çimenleri sarartmaya başlamış. 2 gündür susuz kalan koyunlar, kuzular artık acıyla meleşiyorlarmış.
küçük çoban birden yukarıdaki ormandan çıkan birisinin kulübeye doğru yürüdüğünü fark etmiş. Önceki gün devle savaşmaya giden gençlerden biriymiş bu. "Maalesef başaramadık," demiş genç adam. "Üstü başı kan içindeymiş. Elinde parçalanmış bir kalkan varmış. Dev bize fırsat vermedi. Görür görmez üzerimize atıldı. Çarpışma olanağı bile bulamadık. İki savaşçımız orada kaldı. Bir ben kaçabildim. Artık her şey bitti. Suyumuz olmayacak. Susuzluktan herkes ölecek." Genç bunları söyledikten sonra köye doğru yürümüş. Küçük çoban bir süre köye giden gencin arkasından bakmış. Sonra da koyunlara dönmüş ve "Artık sıra bende dostlarım. Şimdi benim dağa çıkma zamanım geldi. Madem artık yitirecek bir şeyimiz kalmadı, gidip ben de devi önlemeyi denemeliyim. Belki bu işi ben başarırım," demiş. Değil dağlara tırmanmak, düz yolda yürümeye bile alışkın olmayan küçük çoban yamacı zorlukla tırmanıyormuş. Ama her adımda suya hasret kalan dostlarını düşünüyormuş. Onlar için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini biliyormuş. Sonunda tepeye ulaşmış. En tepede derenin kaynağının bulunduğu mağaranın hemen yanında bir ev olduğunu görmüş. Burası devin eviymiş. Dev de mağaradan çıkıp aşağıya doğru akan derenin önüne kurduğu barajı onarıp güçlendirmeye çalışıyormuş. Barajın tuttuğu sular devin evinin önünde kocaman bir göl oluşturmuş. Küçük çoban heybetli ve korkunç görünüşlü deve bakmış. "Lütfen suyumuzu geri ver. Eğer deremiz akmazsa hepimiz öleceğiz. Lütfen." Daha fazla konuşamamış. Dostlarının, kuzuların, köydeki insanların susuzluktan nasıl kıvrandıkları gözlerinin önüne gelmiş. Dayanamamış. Gözlerinden süzülen iki damla gözyaşı toprağa damlamış. Dev de tam bu sırada işini bitirmiş ve yüzünü sözlerin geldiği yana doğru çevirmiş ve şöyle demiş. "Sen de kim oluyorsun? Dün arkadaşların geldi ve gereken cevabı verdim onlara." Ama tam bunları söylerken gözleri küçük çobanın acı dolu gözleriyle karşılaşmış. Dev o gözlerde susuzluktan kırılan köyü görmüş. Bir damla suya hasret kaldıkları için meleşerek ölmek üzere olan koyunların haykırışlarına tanık olmuş. Susuzluğun yoksul ve güçsüz insanlar için ne anlama geldiğini o an kavramış. Yerinden doğrulmuş, üstünü başını süpürmüş. "Tamam," demiş, "dereyi açacağım, suyunuzu geri vereceğim. Senin iyi kalbin ve emir verecek yerde rica eden sözlerin benim de yüreğimi yumuşattı. Sonuçta bu derenin suyu hepimize yeter." Sonra da derenin önüne kurduğu bentleri açmış, sular neşeli çığıltılarla köye doğru akmaya başlamış. İşte küçük çoban iyi kalpli oluşunun ve her canlıya değer veren duyarlılığının ödülünü böylece almış. Kaba gücün yapamadığını müzik seven bir gencin inceliği başarmış.